Merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bir süredir video çekemedik. İşlerimiz bayağı yoğundu. Havalar zaten kötüydü. Fazla bir yere de çıkamadık. Ama bugün değişik bir şey yapacağım. Bugün hacimat yaptırmaya gidiyorum. Uzun zamandır düşündüğüm, araştırdığım bir şeydi. Hatta yıllardır diyeyim öyle. Ama geçenlerde arkadaşım Damla ve Berfin gittiler ve çok memnun kaldılar. Dedim ben de artık deneyeyim. O yüzden bugün randevu aldım ve gitmeye karar verdim. Bu süreci sizinle paylaşacağım. Nasıl geçecek, faydasını görecek miyim, görmeyecek miyim, bunları sizinle paylaşmak istedim. Bugün yanımda Vimal yok. Ona randevu alamadık. Onun için haftaya alabileceğiz. O yüzden bugün sadece ben gidiyorum ve annemi almaya karar verdim. Çünkü ona da faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi çıktım. Gideceğim. Annemi alacağım. Ondan sonra devam edeceğim. Videoya parkta başlayayım dedim. Bizim evin önündeki. Hava bugün inanılmaz güzel. En sonunda bir yaz kokusu, bir bahar kokusu var. Şimdi yola çıkmaya hazırım. Gidip annemi alacağım önce. Ama bilmeyenler için, özellikle yabancı takipçilerim için hacimatın ne olduğunu anlatmak istedim. Hacimat İngilizce'de cupping denen, sırta kesi atılarak veya atılmayarak yapılan bir işlem. Son yıllarda olimpiyatlarda da gördük. Bayağı popüler oldu yabancılar arasında. Aslında hacimat inanılmaz eski bir uygulama. Mezopotamya zamanlarından beri yapılıyor. Hatta en eski tıbbi yazılarda da ismi geçen bir uygulama. Ve bildiğiniz kadarıyla İslam dininde de yeri var. Dediğim gibi ben her zaman çok merak ediyordum. Sağlıklı ve faydalı olacağını da düşünüyorum. Şimdi zaten arkadaşımın gittiği yerden randevu aldım. Annem için ve benim için. Oraya gideceğiz. Bakalım nasıl geçecek, çok merak ediyorum. Acıyacak mı acımayacak mı bilmiyorum. Acımayacağını söylediler ama insan yine de biraz heyecanlanıyor. Acı konusunda acı eşiği çok yüksek bir insanım. Acıdan pek fazla korkmuyorum. Sadece nasıl olacağını merak ediyorum. Bir de ondan sonra iz kalıyor ya böyle, hani morluklar kalıyor falan. Ama hadi bakalım nasıl geçecek, zaten hepsini size anlatıyor olacağım. Şimdi gidelim. Yola çıktık, gidiyoruz. Şimdi benim buradan gidip anacığımı almam 10 dakika, 15 dakika. Oradan da hacimat yapılacak yere varmamız yine sanırım 10 dakika, eğer trafik yoksa. Annem benden heyecanlı, çok strese girdi dün. Böyle şeylere çok strese giriyor. Daha doğrusu sağlık veya hastaneyle ilgili her şekilde strese giriyor. Dün bana diyor ki, önce ben yaptırayım çünkü önce sen yaptırırsan ben orada beklerken daha çok korkarım, strese girerim. O yüzden öncelik sırası onun olacak. Bakalım. Bu arada randevumuz saat 12'de. Birkaç saat hiçbir şey yiyip içmememiz gerekiyor. O yüzden hiçbir şey yiyip içmedim. Birazcık su içtim sadece. Ve bir gün öncesinden hayvansal gıda yenmemesi tavsiye ediliyor. Onu da yaptım, yemedim. Bir takım kuralları var yani ve sağlığınızla, vücudunuzla ilgili bazı bilgileri önden vermeniz gerekiyor. Çünkü sanırım herkese aynı şekilde ve aynı bölgelerde uygulanmıyor. Bu bilgiyi de vermek istedim. Geldi. İşte bu benim minnoş annem. Benziyor muyuz? Heyecanlı mısın? Evet. Korkuyor musun? Korkuyorum. Korkma. Acımıyormuş zaten, kızlar söyledi. Acıdığından değil. Ne lan? Heyecan. Heyecanla. Heyecanla. Uy. Heyecanla. Gel otur. Otur bakalım. Yumuş sonra. Yumuş'un ki haftaya olacak. Öyle miymiş? Hadi kapatıyorum. Kapat. Hizmette sınır yok. Şimdi haritadan adresi koyacağım. Bakalım. Çabucak varırız inşallah. Biz vardık, şimdi yukarı çıkacağız. Bizim şimdi hacimat seansımız bitti. Anne nasıl hissediyorsun? Çok iyi. Annemi dizlerinden yaptık çünkü diz ağrıları vardı çok. Daha sonra başka bölgeler içine geleceğiz. Benim sırtıma yaptık. Önce şunu söyleyeyim, hiç acımadı. Merve Hanım harikaydı. Çok rahat ve çok kolay geçti.
Ben açıklamaya çalışmıştım hacamata nasıl bir şey olduğunu ama tabii ki şimdi profesyonel olarak açıklamak için Merve Hanım'a saralım. Tavsiye hem tıbbi bir işlem hem de İslami ülkelerde sünnet bir uygulamadır. Tıbbi bir işlem olmasından dolayı sağlık personellerinin bu alanda hizmet vermesi her zaman hizmetin kalitesi açısından fark oluşturmaktadır. Hem hijyen, hem sterilite, hem de vücut anatomisiyle alakalı bir takım bilgilere sahip olmak gerekir. Kesinlikle acıyan bir işlem değil. Özellikle kronik ağrılı hastalıklarda hastaların ağrılarını azaltan, vücuttaki kandaki toksik maddeleri temizleyen çok güzel bir tedavi yöntemidir. Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak da geleneksel ve tamamlayıcı tedavi olarak Sağlık Bakanlığı kapsamında hizmet olarak sunulur hastalara. Hekimler, hemşireler gibi yardımcı sağlık personelleri tarafından uygulanan güzel bir tedavi yöntemidir. Harika. Herkes kullanabiliyor değil mi bu uygulamayı? Herkes yaptıramayabiliyor. İşlem öncesinde hastadan bir anamnez formu alıp hastanın hacamat ya da sülük tedavisi için engel bir durumu var mı yok mu tespit etmek, ayırt etmek gerekiyor. Hı hı. Özellikle kan sulandırıcı ilaç, antikoagülan tedavi olan hastalar, onun dışında kanama patılaşma bozukluğu olan hastalar, kemoterapi öyküsü olan hastalar, onkoloji hastaları gibi bir takım hastalık gruplarında yapılmıyor belli bir süre. Anladım. Siz burada hem hacamat hem sülük tedavisi uyguluyorsunuz. Evet. Evet. Hı. Süper. İnsanların genel olarak halk arasında hacamat uygulamasından yaygın bir şekilde korktuğunu görüyorum. Ama ben bunu yanlış yapılan uygulamalara, uzun ve derin yapılmış, gereksiz yere çok fazla kanatılmış uygulamalara bağlıyorum. Hacamat son derece yüzeysel, doğru yapıldığında pansuman bile gerektirmeyen bir tıbbi işlemdir. Doğru yapıldığında korkulacak hiçbir şey yoktur, ağrısı ve acısı yoktur. Hatta siz de şimdi tecrübe ettiniz. O yüzden insanların korkmamasını, bu tedaviden korkmamasını doğru şekilde, doğru zamanlarda, doğru uygulamalarla yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok da açıkladınız. Merve Hanım'ın harika bir kliniği var burada. Yani İstanbul'da olan herkesi buraya davet ediyoruz. İstanbul'da değilseniz bile gelebilirsiniz. Biz çok memnun kaldık. Zaten sonraki süreci de anlatmaya devam edeceğim. Büyük bir ihtimalle ben sülük için geleceğim zaten. Evet. Tekrar randevu alacağız. Eşimi de getireceğim. Liman da gelecek. Onları da size gösteririz. Böyle biz şimdi döneceğiz. Hiçbir acımız, hiçbir sıkıntımız yok. Gideceğiz, çayımızı içeceğiz, yemeğimizi yiyeceğiz. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Rica ederim. Görüşmek üzere. Şimdi biz çıktık. Annemi bırakacağım. Biraz onlarla oturacağım. Sonra eve gideceğim. Kimi dedin? Şimdi annemi bıraktım, eve gidiyorum. Dediğim gibi kolay bir prosedürdü. Beklediğim gibi bir acısı falan yoktu. Hiçbir şey, neredeyse hiçbir şey hissetmedim yani. Zaten şöyle yapılıyor. Önce o kaplardan ısıtıp, önce bir çekme işlemi yaptı. Küçük bir vakum işlemi. O 5 dakika falan bekledi. Orada sadece biraz hani vakumlandığını azıcık en başında hissettim. Bir de küçük bir ısı hissettim. Değişik bir acısı hissi olmadı. 5 dakika öyle bekledikten sonra da çok ince küçük küçük mikro kesikler attı. Ki o kesikler de normalde baktığınız zaman daha böyle fazla, daha böyle acıyacakmış gibi gözüküyor. Onu bile çok fazla hissetmedim. Kesikleri de çok fazla hissetmedim. Yani böyle sinek ısırığı gibi bir şeydi, öyle söyleyeyim. Kesikleri attıktan sonra o kaplara kan dolmaya başlıyor. Böylelikle vücuttan pis kan atıyorsunuz. Kan dolaşımını düzenlemiş oluyorsunuz. Ve bir sürü faydası var zaten. Saymak da bitmez. O şekilde biraz bekledik. Belli bir miktar kan dolana kadar. Ki zaten Merve Hanım bu işin uzmanı. O nerede ne kadar yapılacağını, hangi bölge uygulanacağını, ne kadar bekleneceğini biliyor ve ona göre ayarlıyor. Annemin zaten dizinden yapmıştı, söylemiştim. Onda hiçbir sıkıntı olmadı. Ama benim sol tarafıma ve boynuma koyduğu kaplar çok fazla dolmadı. Yani oradan kan akışı inanılmaz derecede azdı. Hatta o yüzden ikinci defa kesik atıp ikinci defa beklemiş olduk. Yani benim sol tarafımda bir blokaj, orada bir şeyler var yani. Bir haltlar, orada bir kıllıklar var. Neyse, ikinci defa kesmesine rağmen gene kan akışı olmayınca dolayısıyla başka bir randevu aldık ve o taraftan sülükle devam edeceğiz. Yani bu şekilde. Bu yüzden sülükten sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. En azından dolaşımım düzene girer. Orada ne sıkıntı varsa o açılmış olur. Ki
ki zaten bütün gün bilgisayar başına çalışan insanlarız. Hele pandemiden beri adam gibi kıpırdamadık. Daha önceki aktif hayatım ve genelde sahada çalışıyordum. Şimdi öyle bir aktif hayat olmadığı için zaten her gün omuzları ağrıyan, başı ağrıyan, gözleri yanan bir insanım. Bunun şimdi bu konularda bana çok iyi geleceğine inanıyorum. Bakalım şimdi gideyim Vimal'e anlatayım neler yaşadığımı. Bir sırtımın durumuna bakalım nasıl oldu. Büyük bir ihtimalle morluklar ve kesikler göreceğiz. Evde görüşürüz. Şimdi ben eve geldim. Vimal'e bütün maceralarımı anlattım. Acıdığını zannediyor ama gerçekten o kadar acımadı. Yani şu an tabii ki mor gözüküyor ve kesikler gözüküyor. Ama hiçbir şekilde acımıyor yani. Oralara sadece kantaron yağı süreceğim bugün. Ne olur ne olmaz diye. Öyle önerdi. Ve bir gün boyunca duş almıyoruz. Ve hayvansal gıda yenmemesi tavsiye ediliyor. Çünkü hayvansal gıdalar aslında vücutta daha geç sindirildiği için sistemi zorluyor. Bugün daha hafif, daha böyle vücudumuzu yormadan geçirmemiz gerekiyor. O yüzden sadece böyle biraz sebze, meyve falan yiyeceğim. Acıktım zaten, hala bir şey yemedim çünkü. Şimdi gideyim onları hazırlamaya başlayayım. Merve Hanım'ın kliniğinin bilgilerini Instagram sayfalarını aşağıya bırakıyorum. Sorunuz varsa her zaman sorabilirsiniz. Bana da sorabilirsiniz, ona da sorabilirsiniz. Ama herkese tavsiye ediyorum. Gerçekten harika bir kliniği var. Çok bilgili ve harika bir şekilde uyguluyor. İnanın hiçbir şey hissetmedim. Çok iyi hissediyorum şu anda kendimi. O yüzden herkese öneriyorum Merve Hanım'ı. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.